Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaynatmadan çok kolay bir şekilde hazırlanan, lezzeti şahane, yemeğe doyamayacağınız domates biber turşusu yapacağız. Yemeklerinizin yanında servis edebileceğiniz, çok lezzetli, benim çok sevdiğim bu turşuyu denemenizi tavsiye ederim. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Domates biber turşumuz için domatesleri mevsiminde taptaze, içi hem sulu hem dolgulu olan bu domatesleri ve kıl biber dediğimiz sivri biberleri tercih ediyorum. Turşu ve konservelerde bozulmadan uzun süreli saklamak için ve sağlığımız açısından içerisinde bakteri oluşumunu önlemek için temizlik çok önemlidir. Bu nedenle bol suda domateslerimizi ve biberlerimizi yıkayalım. Güzelce yıkadığımız domates ve biberlerimizin fazla suyunun süzülmesi için bir kenarda biraz bekletelim. Turşumuzda kullanacağımız kıl biber dediğimiz bu sivri biberlerimizin baş kısımlarını keserek orta büyüklükte doğrayalım. Ne çok küçük ne de çok büyük olmadan orta büyüklükte doğramanız güzel olacaktır. Fakat tercihe göre istediğiniz büyüklükte de doğrayabilirsiniz. Biberlerimizi böylece doğrayarak hazırladık. Domatesimizin kabuklarını soyalım. İsterseniz bu şekilde soyucu bir aparat da kullanabilirsiniz veya bir bıçak yardımıyla ince olacak şekilde kabukları soyabilirsiniz. Daha önceki videolarımda da kullanmıştım. Çok memnun olduğum bu soyucu aparatın markasını eğer isterseniz yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Domatesin kabuklarını bu şekilde soyarak hazırladım. Turşumuzun içinde çok güzel oluyor nane. Ferahlatıcı bir aroma katıyor. Tercihe göre koymayabilirsiniz de. Eğer koymak isterseniz bir demet nanenin yapraklarını ayıklayarak bol suda iyice yıkayıp fazla suyunun süzülmesi için bir kenarda bekletelim. Domatesleri bir rende yardımı ile rendeleyebilirsiniz ama pratik olması, kolay ve hızlı olması açısından ben bir doğrayıcı robot kullanmayı tercih ediyorum. Her iki şekilde de denedim. Sulu olması veya etli olması hiç fark etmiyor. Evinizdeki bir doğrayıcı robotu da kullanabilirsiniz. İsterseniz rende yardımıyla da rendeleyebilirsiniz. Kabuklarını soyduğumuz domatesleri bir doğrayıcı yardımı ile çekelim.
3 baş sarımsağı minik minik doğrayalım. Aynı şekilde domatesler gibi sarımsakları da doğrayıcı yardımıyla doğrayabilirsiniz. Hangi şekilde isterseniz tercih edebilirsiniz. Ben hızlı ve pratik olması açısından doğrayıcıyı kullanmayı tercih ediyorum. Turşumuz için kullanacağımız malzemelerimiz 2 su bardağı üzüm sirkesi, 1 su bardağı kaya tuzu, 1 çay bardağından biraz eksik limon tuzu, doğradığımız biberlerimiz, sarımsaklarımız, nanemiz ve çektiğimiz 5 kilo domatesimiz. Domatesin içerisine orta boyda doğradığımız biberlerimizi ekleyelim. Daha önce dediğim gibi naneyi kullanmayabilirsiniz de ama turşunun içinde çok güzel oluyor. Şöyle bir miktar naneyi malzemelerimizin üzerine ekleyelim. Bütün malzemelerimizi karıştıralım. Sarımsaklarımızı da turşumuzun içerisine ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Sarımsağı doğal antibiyotik özelliğinden dolayı bolca kullanmayı çok seviyorum. Bu turşuya da çok yakışıyor, çok güzel bir aroma katıyor. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra 2 su bardağı üzüm sirkesini, 1 su bardağı kaya tuzunu ve 1 çay bardağından biraz az limon tuzunu ekleyelim. Ben sonradan 1 su bardağı üzüm sirkesi daha ekledim. Sirkenin biraz baskın olmasını seviyorum turşuda. Tuzu, limon tuzu tam ölçüleri bu şekilde ama damak zevkinize göre biraz daha az veya biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Bazı tuzların tadı çok baskın oluyor. Bazıları da ne kadar koysanız da tat vermiyor. Tüm malzemeleri kattıktan sonra tadına bakarak damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Veya birkaç gün sonra biraz ekleseniz de hiç sorun olmaz. Bunun gibi bir konserve hunisi ile turşumuzu kavanozlara dolduralım. Bu konserve hunisini kendim oluşturdum. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bir ölçü kabı veya geniş bir bardak olabilir. Alt kısmını keserek kavanozlara dolduracağınız turşu veya konservelerinizi çok pratik bir şekilde kavanozlar veya tezgahınız kirlenmeden doldurabilirsiniz. Böylece kaynatmadan çok kolay bir şekilde hazırlanan, lezzeti şahane, yemeğe doyamayacağınız domates biber turşumuzu kurmuş olduk. Siz de benim gibi turşuyu çok seviyorsanız, yemeklerinizin yanında servis edebileceğiniz bu çok lezzetli turşuyu evinizde çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Bu turşu ile ilgili bütün sorularınızı yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Eğer isterseniz Instagram veya Facebook sayfalarımdan da takip edebilirsiniz. Kışın afiyetle yiyin. Afiyet olsun.